Merhaba hanımlar, Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle asma yaprağı basmayı göstereceğim. Pratik yöntem göstereceğim size. Salamura yapmayacağız, tuz kullanmayacağız, su kullanmayacağız. Ölçülerine bakalım, az mı oldu, çok mu oldu demeyeceğiz. Çünkü neden? Kuru basacağız yapraklarımızı. Burası Ege'nin güzel incilerinden bir şehirdeyim ben. Ve şimdi yaprakları, asma yapraklarını dalından toplayacağım. Daha sonra basma işleminde sizinle tekrar görüşeceğiz. Evet hanımlar, asma yapraklarımızı topladık. Şimdi ne yapıyoruz? İşte şöyle şu yaprakları şöyle iç içe gelecek şekilde, bakın şu şekilde yapraklarımızı 3-4 yaprağı alıyoruz. Bu şekilde kesiyoruz. Büyüklü küçüklü. Görüyoruz. Yaprakları değişik şekilde katlama yöntemleri var. Bunların birincisi şöyle ortadan ikiye katlayıp bu şekilde basabilirsiniz. Başka bir örnek olarak da şöyle kenarlarından şöyle katlıyoruz. Sanki yaprak sarması yapar gibi. Şöyle ve en sonunda bu kısmı kapatıp sapları dışarıda kalacak şekilde şu şekilde katlayıp bu şekilde de yerleştirebilirsiniz kavanozları. Evet. Bastıra bastıra yerleştireceğiz. Ben bu şekilde yapacağım. Ne yapıyoruz? Yanlardan katlıyoruz. Sanki yaprak sarması yapar gibi. Çok pratik, çok kolay. Evet hanımlar, bir kısmını yaprak sarması gibi bastığım yaprağın bir kısmını da üçgen şekilde katlama yöntemi, en başta gösterdiğim üçgen şekilde katlama yöntemiyle yapıyorum. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Evet, bütün yaprakları basıyoruz. Daha sonra kavanozumuzun kapağını sıkıca kapatıyoruz. Yaprak basma işlemimiz burada bitiyor. Daha sonra kullanacağımız zaman çıkarıp yapraklarımızı suda haşlıyoruz. Taze yaprak gibi hemen yaprak sarmasında kullanabiliyoruz. Pratik kuru yaprak sarma yöntemimiz bu şekilde oluyor. Başka bir tarifimde de salamura yaprak basmayı da sizinle paylaşacağım. Çünkü salamura yapmak isteyenler de olacak geleneksel yöntemi. Onu da sizinle bir zaman paylaşacağım. Başka tariflerde görüşmek üzere. Seval'in Günlük Yaşamı kanalına takipte kalıp abone olup izleyip paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.